Cümleten selamu aleyküm can dostlarım. Herkese hayırlı günler olsun. Herkese selamu aleyküm. Allah'ım herkesin sağlık sıhhat versin. Rabbim hiç kimseye dert verip derman aratmasın. Herkese selamu aleyküm bacı canlar. Salçam şeyim, biberim topladıydım şurada çuvalda yatıyordu. Bayağı şişmeye gelmiş. Çürümeye gelmiş. Çoğu da çürümüş. Can dostlarım, iki gündür biliyorsunuz video atmayım. Çok da yazan olmuş. Sağ olun, Allah razı olsun. Abla niye video atmayın diyenleriniz olmuş. Serhat yeğenim balkondan aşağı düştü, ikinci kattan. Sağlık durumu iyi, çok şükür. Yani şükür dediğimiz, Allah'ıma binlerce şükür, yani şeysi yok. Sağlık durumu sadece ortopedilik var. Ameliyat olacak. Gün bekleye yok sadece. Biz iki gündür Aksaray'daydık. Biliyorsunuz her şeylerim dışarıda, fasulyem, yağmur yağdı, salçam dışarıda. Koy ürün işleri bitmez. Allah'ım bundan başka şey keder vermesin. Kurban olduğum Allah'ım. Bütün hastane koşelerinde yatanlara da Rabbim şifa versin. Herkeslere, hele özellikle kaza yapanlara, iki gündür hastanede psikoloji iğneyim bozdum ben. Kaza yapanları gördükçe elleri, ayakları patates gibi sürtülmüş. Bunu da Ayhan kardeşimiz çektirecek. Ben geri Aksaray'a gideceğim. Can dostlarım, kahvaltı yapıyorlar şimdi, sabah kalkmışlar. Balkonun merdivenleri çıkışında bir yer var. Oranın demiri yok. Oraya oturuyordu. Ayağının birini şu yanına atıyor, birini şu yanına atıp 2-3 gündür orada oturuyormuşmuş. Hatta bir gün önce de çeşit ingem görmü çağırmı Serhat düşeceğim diye. Kahvaltı yapıyorduk diyor. Ondan sonra kalktı diyor. Nereye gidiyorsun dedim diyor. Lavaboya demiş. Lavaboya giderken geri kapıya doğru dönmüş. Geri varmış, o kupeştenin üstüne oturmuş. Ayağının birini şu tarafa sallamış, birini de bu tarafa. Onlar da çay içiyormuşmuş. Kalktım diyor. Serhat bu tarafa geldi miye kalmadan diyor. Eşlerinden ikisi de kalkmış. Biz diyor ona doğru varırken diyor nasıl olduğunu anlamadan diyor aşağı düşmüş. Aynı bir kabus gibi. Ben de oturuyordum, kahvaltı yaptık. Bahçede çalıştım o gün. Ne iş gördüm ne bileyim. Acı biber topladım herhalde. İş mi bitiyor? Bacı canlar, biberi topladım. Eve çıktım, fulle kahvaltıyı hazırlamış. Ondan sonra kahvaltıyı yaptık ama bir sırtımdan ter geldi. Allah'ım nefes neyim alamadım. Ayhan'a dedim ki benim buğun kalbim sıkışıyor dedim. Ayhan dedi ki he bir de onu çıkar dedi. Lan çıkarması mı var dedim. Benim her yerim ağrıyor dedim. Nefesimde sorun var dedim. Terin suyun içinde kalıyorum dedim. Daha bir de duş aldım. Yine de şapır şapır su akıyordu. İşte dedim canım bir şey istemiyor Fulya dedim. Bir bardak çay içeyim kızım dedim. Ne de Suriye oturdum. Cigarmin'den ona bir şeyler yedirdim. Ayhan kardeşimiz evden çıktı. Belki daha çarşıya anca vardıydı. Bir de çişimi nazar aradı beni. Çişit yengem arıyor diye yazdı. Açtım çişimi nazar. Hala hala hop Serhat balkondan düştü. Ondan sonra ayağını bir gör hala. Ayağını bir gör hala. Ne olduğumu anlayamadım. Dikildim kaldım. Fulya dedi ki kız ne dedi Fulya burada dedim. Ondan sonra tam ben daha böyle şey derken Eşref kardeşim yazıyor dedi. Arıyor. Açtım kardeş bacım itiş Serhat'ımız tam şeyden düştü. Balkondan düştü dedi ya ben kalkıvermişsin can dostlarım. Nasıl gittiğimi de anlamadım. Ta şu komşunun oraya kadar varmışsın. Fulya nasıl bağırıyor arkamdan. Anne kafan açık diye. Kafamda yemenin nem yoğurmuş. Yemenisiz gidermişsin.
Ondan sonra Fulya bir yemeni getirdi. Orada yemenimi örtündüm. Ondan sonra Hazar biz konuşurken mi bilmiyorum. Komşum nereden çıktı onu da bilmiyorum. Komşum arabayla durdu yanıma. Sevra abla gel götüreyim. Hayır mı şer mi dedi. Ben de Ahmet. Serhat balkondan düşmüş dedim. Abo komşum Allah razı olsun. Beni götürdü. Vardıydım. Can dostlarım ana baba günü. Ben varırken ambulans geldi. Ambulansın arkasında karakol. Ora vardım annem ağlıyor mu? Ayşe'nin sesini ta arabadan inerken duydum Ayşe'nin sesini. Ben hiç yanaşamadım. Hiç varamadım çocuğun yanına. Bir vardım balkonun şöyle iç peştesine yatırmışlar. Orada hep millet başında. Ben hiç varamadım. Kendimi attım yere. Bayağı bir yarım saat kadar burada uğraştılar. Boynuna neyim herhal boyunduk taktılar. Ondan sonra da ambulansa attılar. Karakol oraların şişini neyim çekti. İfade aldılar herhalde. Kimden gördüğün var mı neyim diye. Neyi gördülerse. Ondan sonra ben Ayşe'yi aldım. Eşref araba sürecek durumda değildi. Yine oturmuş vay kardeşim. Ay. Zaten bir ciğer yangınları var. O süremezdi onu. Yeğenim İsmail kendi arabasını aldı. Eşref de Ayhan da kontağı aldı Eşref'in arabasına. Ayşe'yi, Ruzi'ye, ben. Biz de o arabayla gittik ambulansın arkasından. Kalçası çıkmış can dostlarım. Çocuk gerpeden düşünce nasıl olduysa kalçası çıkmış. Kalçasını oturtturdular yerine. Ondan sonra bacağına 6-7 dikiş attılar iyi. 6-7 de dikiş attılar bacağına. Düşünce kemiği nasıl olduysa bacacanlar kemiği kırılmış. Çocuğun şişinden etinden kemiği ta dışına çıkmış. Ben hiç fark etmedim. Sonradan dışı ittim. Onu da alçıya aldılar. Kır şey her yeri patates sürtüğü gibi sürtük. Aklı dengesi yerinde. Son üstü iyice şiitti aklı. Ondan sonra ben düştüm demeye başladı. 2 gündür hastanedeler. Aksaray Araştırma Hastanesi'nde yatıyorlar. Ameliyat günü bekleye yok. Ameliyat olacak. Bacağından şey konacağımış. Platin konacak. Can dostlarım. Aslında ben bugün Aksaray'a gideceğim. Daha da belki giderim. Haber bekliyorum. Eğer ameliyatı yarın dillerse biz hepimiz bugün gideceğiz. Hande'nin orada kalacak. Sabah da erkenden gideceğiz. Ameliyat perşembe dillerse yarın sabah gideceğiz. Ayşegül'le konuştuk. O da abla 3 gün daha ne öreceğiniz burada. Yarın dillerse yarın gelin dedi. Bugün gelin. Perşembe dillerse yarın gelin dedi. Öyleliğine daha bekleye yok. Doktor bugün diyecek ya perşembe ya çarşamba diyecek. Biz de beklemekteyiz. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Kurban olduğum Allah'ım hem atmış hem tutmuş. Can dostlarım. Maaşer yeri olmuş ben varmaya. Ne zaman da duydunuz, ne zaman biriktiniz. Herkesten de Allah razı olsun. Hastanede de boş bırakmadılar. Kaç gündür koridorlar doldu taştı. Sıkım çalsın. Olacak, inecek, içilecek. Her şey bizler için işte. Yine de duramadık. Marcan'ın yongası. Ayşe'nin kurutmalarına o gün bir yağmur yağdı. Sanki gökyüzü yere indi. Ayşe'nin şişleri vardı. Salçası kurutmaları. Onları içeri aldım. Yeşil fasulye neyim sermiş. Onları salonuna serdim. Ondan sonra o gün de hallar yıkanmış geldiydi. Bir gün önce hallar yıkandı geldiydi. O gün de hep hallar ortada. Temizlik yapacağımışmış. Hallarını sereceğimişmiş. Gayri yiyenleri hepsi bir olmuş. Kimi viledalarmış, kimi silmiş, sermiş. Evini de sermişler. Ellerine sağlık hepsinin.
İnsan sabah kalkıyor ama başına ne geleceğini bilmiyor. Acı canlar. Ayhan şu onu şideceğim mi bir? Hem bir şikayet olsun kapat hem de şu kolay bir ha. Nereden de haber aldınız da bu? O gün akşama kadar dünya insan aradı. Daha takipçilerimden bugün haber oldu. WhatsApp'ta olanların haberi oldu. Çünkü bugün yenimi paylaştım ben. O yüzden bugün haberleri oldu da. Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Çocuğumuzun yani büyük bir tehlikesi yok. Sadece bacaklarında şey oldu. Onu da inşallah doktor bir ay içinde şey der dedi, kalkar dedi. İşte kendisi biraz ağır ama inşallah düzelir. Platin konsun. En azından can tehlikesi olmadı. Biraz korktu, çok korktu, çok bağırdı ama bir anlık işte şeye çocuk ne olduğunu anlayamadı. Çiçitingem diyor ki bir gün önce yine öyle oturuyordu diyor. Ben çığırdım diyor. Serhat in oradan oğlum diyor. Tamam çiçitinge dedi diyor. Ayağını çekti diyor. Bela gelir göz görmez. Bela çığırı çığırı gelmez. Bacı canına sabah kalkıyor. Başımıza ne geleceğini Allah'tan başa kimse bilmez. Kurban olduğum Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Her şeyin dermansız dertleri vermesin ya Rabbim. Benim kardeşimin, gelinimin ciğeri zaten yangın. Kurban olduğum Allah'ım inşallah bir an önce kalkar ayağa. Onlar zaten bir ciğer acısı yaşadı. 16 yaşında bir yiğit verdik toprağa. Seyfomuz daha vardı. Aynı kötü bir rüya görmüş gibi oldum ben. Ne olduğumu anlayamadım. Ne olduğumu anlayamadım. Oraya ne zaman vardım, ne gördüm, ne yaptım. Hiç dengemi sağlayamadım. Ben Ayşe'nin sesini duyduydum. Abu, daha hiç canına yaklaşmadan arabadan indim. Ayşe feryat figan ediyor. Hayata bir vardım. İnsan çok olunca aklıma neler geldi neler. Kendimi koteleyebilmişsin. Geçen topladıydık. Bayağı 3-4 gün oldu. Can dostları bunlar da yatıp duruyordu şurada. Bayağı da bir gün diye aşmasam çürümeye gelmiş. En azından Ayhan kardeşiniz karıştırır. Girip çıktıkça en azından çürümeden dedim ben ayıklayayım. O çektirir gelir. Hayır Aksaray'da ne kadar kalırız? Cuma'ya kadar inşallah herhal pazartesi ineyim. Olursa bile ancak şey olur. Taburcu olur. Ağzında attı gönlün hoş mu? Zenginlik de o, mal da o, mülk de o, her şey o. Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Gelmişsin her bir iş zıkkım çalsın diyorum daha bir de canımın acısıyla. Fulya da çocuk arabasına atmış Armin'e. Annedir, baba şeydir, anneannemin evi sanki de şey gibi, asır gibi, evini en bulamadım diyor. Yürüyemedim, 3 yılda oturdum dinlendim, oraya varana kadar diyor. Bazısı kolay çıkıyor, bazısı da şey diyor.
Annemin yanına iniyor bazen. Ben bir kere indim de ben genellikle Aksaray'da kaldım. Orayı iniyor. O da her gelenden bir şey buluyor. Bir şey oldu mu, bir şey itti mi? İmanı teyzenizin daha çekecek çilesi var. Demek ki daha şeysi dolmadı. Daha dedim. Dünyar ikinin en oraya indim. Daha dedim demek ki çilem varmış daha. Yaşayacağın, göreceğin günler var. İsyan etme anam dedim, isyan etme. Allah'ın birini koyuyor, birini unutturuyor, birini koyuyor, birini unutturuyor. İmanı teyzenizin de bir çekilecek çileleri varmış. Yengem de bindi geldi Ankara'dan. Aslında bugün biz yengemle gideceğiydik. Biri de sabaha yarına kaldık herhalde. Daha haber gelmedi. Geç daha saat 3.30'a geliyor. Doktorlar önce gelir de. Yarın değilse biz akşam son minibüslerinden 6.30'da gideceğiz. Alçaya kadar şeyde, Alçı'da. Sağ tarafı mı? Şöyle yattığında sağ tarafı. Sağ tarafı kalçaya kadar Alçı'da can dostlarım. Vücudu da beline kadar sargıda. Düşünce şöyle koltuğun altından ağrı. Her yerini şiitmiş, yırtmış duvarlar. Bence o kalçasını da demire vurmuş inerken. Düşerken ilk etapta aşağıdaki demire vurmuş herhalde. Kalçasının hem çıkığıydı. Oturtturdular yerine. 3 metre var mı orada? 3 metre var. Çok yüksek zaten. Birinci kat bile ne? 6 merdivenle çıkıyor. Annem girin oraya. 6-7 merdivenle çıkıyor. 3-4 metre var. Birinci kata. Dolgusu çok altı şey ya. Komünlük ya. Daha bir de ikinci katı var. Ayşe'nin oraya dolana dolana bir kalıyor. Merdivenlerden çıkarken. Merak edenlere gelsin. Bu videomda can dostlarım. Durumum bu. O yüzden de videoyu atmadım 2 gündür. Ben hayvanlar neden geçiyor? Şurada patates yok mu kışlık? Aşağıdan geliyor. Var bu yanına geçti. Yayılacak yeri yok, ne yapsın? Diyordum ama 2 gündür. Ayhan içinde bir sıkıntı var diyordum. Bu da senin sıkıntıların hiç mi bitmez diyordu. Demek ki kuzumaymış. Hala diyor, ey diyorum, ne istiyorsun diyorum. Bana tır tır kurabiyesi yapsın kulli ablam diyor. Ben de tamam, bize geldiğinde yapsın da getireyim dedim. Koyun sürüsü geçiyor can dostları. O çığırtı da o. Şurada bunu onu getireyim.
Hacı canlar, bugünlük de videom bu kadar olsun. Bunu ayıklayayım. Hazırlanayım. Belki de hemen çağırırlarsa gideceğiz. Hadi bugünlük de bu kadar olsun. Merak edenler vardı. Onlara bu kadar bir çekeyim. Yarınki videoda görüşürüz inşallah. Sözümüz sağlığa. Serhat'ı çekeceğim size. Kendinize iyi bakın. Sevil bacınızın dünyasında kalın. Hadi hoşça kalın can dostlarım. Sağlıcağına kalın. Sağlıklı kalın.